Merhaba arkadaşlar. Böyle bir cümle kuracağım hiç aklıma gelmezdi ama aslında ben şu an gelecekten geliyorum. Yani Dart kısmı bitmiş, Flutter kısmında belli bir yol kat etmişiz. Ama gördüm ki Dart kısmında işlediğim bazı konular biraz eksik olmuş. Ve bu dersimizde özellikle Flutter kısmında ihtiyacınız olacak temel Dart konularını sizlere ayrı videolar halinde sunacağım. Ve mesela bu dersimizde sizlere list yapılarındaki generate ve map metotlarından bahsedeceğim. Çünkü bunları Flutter'da detaylıca kullanıyoruz. O yüzden Flutter kısmına geçmeden önce şöyle bir bilginiz olursa çok daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Gelelim bu dersimizde yapacaklarımıza. Bu dersimizde ben içinde atıyorum 30 tane öğrenci nesnesi olan bir liste oluşturacağım. Bu listeyi oluştururken de generate ve map metotlarının kullanımlarını size göstereceğim. Ve ola ki Dart kısmında veya Flutter kısmında hocam bu konuyu yapıyoruz, anlattınız veya hiç değinmemişsiniz dediğiniz yapılar varsa özellikle de Dart ile ilgili yine bu bölümün altında bulabilirsiniz. Ve bu bölüm Flutter bölümünden hemen önce Flutter'a geçmeden önce Dart ile ilgili ekstra bilgiler diye bir bölümün altında olacak. Şimdi gelelim buraya. Ben ne istiyorum? Ben 30 tane öğrenci olan bir liste oluşturacağım. Burada dediğim gibi bu metotların kullanımını göstermek için biraz işleri farklı yoldan yapacağız. İlk olarak diyorum ki her bir öğrencimin numaralarını tutan bir liste oluşturayım. Numaraları eşittir diyelim. List.biz neyi öğrenmiştik? Field'ı, değil mi? Yani 30 tane öğrenci istiyorum ve her birine git 0 değerini ata diyebilirim. Peki ya ben 30 tane eleman isteyip her birinde farklı sayı istiyorsam ne yapmam lazım? Bu metot işimi görmeyecektir. Çünkü bu metot her birine 0 değerini atıyor. Ola ki gidip başka bir metottan buraya integer bir değer bile getirseniz, yani hepsinde aynı değer olacak ki bu metodun bir anlamı olsun. O yüzden bu metot benim işime yaramayacak. Ama burada generate diye bir metodumuz var. Generate de yine ilk olarak kaç elemanlı olacak bu liste diyor. Diyorum ki 30. Daha sonra generator diye bir kısım var ki açıklama kısmına bakarsanız burası aslında ne? Bir lambda expression. Yani benden aslında bir fonksiyon bekliyor. Ve bu fonksiyonun çalışma şekli şu şekilde. Şöyle boşluk bırakalım daha açıklayıcı olur. Her bir eleman, 30 tane elemanım var ya, her birinin indeksini buraya yazıyor. Sonrasında da bir ifade bekliyor. Mesela şöyle derseniz index diye düzgün bir şekilde çalışacaktır. Gelin hemen zaten her seferinde lazım olacak. Öğrenci numaralı nokta for each diyerek bunu bir yazdırmaya çalışalım. For each. Öğrenci numaraları nokta for each. Evet. Bu da bizden bir metot bekliyordu. Hatırlıyor musunuz? Neydi bu? Yani aslında bu bir lambda expression. Diyor ki ben her okuduğum elemanı, senin listende de integer olduğu için burada integer'ı görüyoruz. Şurada. Her bir okuduğum elemanı alırım. Sonrasında geriye herhangi bir değer döndürmeyen bir ifade şeklinde veririm diyor. O zaman şuraya şöyle yazalım. O anki numara bana bunu veriyormuş parametre olarak ve ben bunu atıyorum ekrana print diyerek yazdırabilirim. Öğrenci numarası dedikten sonra dolar deyip o anki numarayı yazdırabilirim. Bu lambdaları Flutter kısmında fazlasıyla kullanıyoruz. O yüzden lütfen anlamaya çalışın. Şuradan terminalimizi bir açalım. Gördüğünüz gibi indeksleri, yani artık 30 tane eleman her bir aynı değere sahip değil. Gördüğünüz gibi indeksleri ben bunları atadım. Biraz daha geliştirelim. Ben her birine indeks atamak yerine ne istiyorum? Mesela rastgele değerler atamak istiyorum. Bu sefer ne yapacağım? Bu sefer de belki diğer dillerden biliyorsunuz random diye bir sınıf var. Ve ben bunu kullanarak mesela şuraya gelelim. İndeksi alıyor, değil mi? Değer olarak indeksi alıyor. Sonrasında da bir indeks değerini veriyor. Yani geriye integer bir değer döndüren rastgele öğrenci no oluşturur diyebilirim. Ve buraya gidelim. Void metodumuzun adını yazalım. Pardon, void olmayacak. Geriye integer bir değer döndüreceği için
metodumu oluşturdum. Ve sonrasında da return diyerek mesela şimdilik bir sayı döndürelim. Rastgele no oluştur. Evet. Bu şekilde. Buradaki indeksi burada kullanmıyoruz. Hani bir ihtiyacımız yok ama kullanmak istediğimizde buraya parametre olarak vesaire geçebilirdik. Bu neydi? Fat arrow. Süslü parantez ve return ifadesi kullanmıyorsanız bunu kullanabilirdiniz. Şimdi ben bunu mesela yorum satırları içine alayım. Sonrasında burayı kopyalayalım. Ve de yani yukarıdaki ifadenin birebir aynısı aslında şudur. İndeksi parametre olarak alıp geriye integer bir değer döndüren yapı. Hani onun dışında çok da fazla bir şey değil. Bu niye iki tane oldu? Evet. Return deyip işte rastgele öğrencini oluştur dersem de birebir aynı işi yapacak. Peki bu metot nasıl rastgele sayı oluşturacak? Öncelikle integer diyelim oluşturulan sayı. Ve burada random sınıfını kullanacağız. Random.nextInt diyerek. Yalnız gördüğünüz gibi tanımlamıyor. Çünkü bu dosya bu sınıfı bilmiyor. Bu sınıf nerede peki? Şöyle üzerine falan gelince bir açıklama da yok. Bu sınıf import diyerek Dart metin içinde. Böyle bir kütüphane var ve bu random bu kütüphanenin içindeki bir sınıf aslında. Ve bunun nextInt diye bir kurucusu var. Ve bu kurucuya erişirken sizden bir integer sayı bekliyor. 60 diyorum. Bu şu demek, 0'dan 60'a kadar herhangi bir sayıyı oluşturacak. Anlık olarak rastgele bir şekilde ve buna atayacak. Ve ben ondan sonra bunu geriye döndüreceğim. Yalnız burada da öğrenci numaralarımıza 0 atanmasını istemeyebiliriz. Eğer diyelim oluşturulan sayı eşit değilse 0'a bu atamayı yap. Yani bu oluşturulan sayıyı döndür. Peki eğer 0'a eşitse ne yapabiliriz? Else diyelim. Düşünürsek ne yapabiliriz? Bir daha oluşturmamız lazım. Yani aslında şuradaki metodu bir daha çalıştırabilirim. Böyle yaptığımda 0 değilse zaten geriye döndürecek. Eğer 0'a eşitse de bu sefer ne yapacak? Bu metodu tekrar çalıştıracak ve işlemlere devam edecek. Şimdi burada bu yazdığımız kodları F5 diyerek bir çalıştıralım. Şurada herhalde 0'a eşit olmuş. Null değer alınmış. Şöyle yapalım. Integer yeni sayı diyelim. Bu yeni sayıyı bir daha oluştursun. Sonrasında da return diyerek bunu döndürelim. Böyle daha doğru olacaktır. Evet, sanki bir sıkıntı yok gibi. Değil mi? Artık null değerleri görmüyorum. Sıfır değerlerini görmüyorum. Sanki çalışıyor. Tamam. Ne yapmış oldum? Bu metodu tekrar çalıştırdım. Bu bir sayı üretti. Ve her seferinde eğer sıfır olursa da tekrar üretileceği için tamamdır. Bir sorun yok. Böylece generate metodunu kullanarak içinde farklı sayılar olan 30 tane sayıyı ben oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şu metodu kapatalım. Ve böylece hani bunu da bu şekilde kullanmak yerine artık anladıysanız bakın tek satırlı ifadelerde biz fat arrow kullanıyorduk. Bunun için de return'ü ve süslü parantezleri silebilirdim. Şu şekilde. Tek yapmam gereken burada yine bunu bu şekilde kullanmak olacaktır. Bir parantezimiz eksik kalmış. Onu da yazalım. Şurayı da sildim. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Bu bizim generate metodumuz, değil mi? Böylece her bir elemanda farklı olan. Yani bu aslında integerler için çok basit görünüyor ama yarın öbür gün Flutter kısmında biz burada farklı farklı widgetler oluşturabiliriz. Yani buraya bir string değer al. Pardon, eleman sayısını yazdık. String değer al, git burada başka bir string oluştur vesaire kullanabiliriz. O yüzden bu önemliydi. Sonrasında da ne yapmak istiyoruz aslında? Bizim temel amacımız öğrenci tutan bir listeydi. O yüzden ilk olarak bir sınıf oluşturalım. Öğrenci sınıfı. Ben değerlerimi burada tutacağım ve Flutter kısmında biz bunlara
model diyeceğiz. Yani bu öğrenci bilgileri internetten geliyor olabilir, veri tabanından çekiyor olabiliriz. Ve bunları derli toplu böyle belli bir yerlerde tutmak için aslında bir model oluşturup buraya da tutacağım verilerin alanlarını yazıyorum. Mesela string at, çok da uzatmayacağım, integer'da no, iki tane değer olsun. Ve bunun constructor'ını oluşturalım. Öğrenci diyelim. This.at this.no. Bu ne anlama geliyor? Ne zaman ki bir öğrenci nesnesi oluşturulacak, mutlaka ad ve no bu sırayla bana verilecek ve ben bunları buradaki lokal değişkenlerime atayacağım anlamına geliyor. Bunu zaten anlatmıştık. O yüzden bir daha tekrar etmeyeceğim. Sonrasında da bu öğrencileri tutacak bir liste tanımlayalım. List dedim. Bu sefer integer, string vesaire demiyorum. Bu listenin içinde öğrenci türünde veriler olacak diyorum. Tüm öğrenciler. Sonrasında da yine list dedikten sonra tüm öğrenciler diyelim. Şöyle. Bu şu an boş. Gelin bunu oluşturalım ve bunu oluştururken de şuradaki listeyi aslında kaynak olarak kullanabiliriz. Ne demek istiyorum? Ben buraya gidip hani şunu diyebilirim aslında yukarıdaki gibi list.generate diyebilirim. Yine 30 tane öğrenci var ve her birinde bu sefer işte integer değil de öğrenci türünde veriler olacak. Bir şekilde bunu yapabilirdim. Burada ise bahsetmek istediğim yapı size bir listeyi alıp bundaki değerleri kullanıp yeni bir liste oluşturan map yapısı. Şöyle üzerine gelirsek. Aslında bu liste oluşturmuyor. Yeni bir iterable oluşturuyor. Biz bunu sonrasında nokta to list veya set veya string diyerek dönüştürebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi gelin bunu bir anlatalım. Ben bu öğrenci numaralarındaki numaraları, hani şuradaki numaraları kullanacağım. Ve de bunları kullanarak her döngüde yeni bir eleman oluşturup buradaki listeye atacağım. Map dedim. Hatta şöyle alt satıra geçelim. Öğrenci numaraları nokta map. Şöyle bir düzenlesek. Olmuyor. Şöyle sildim bunu. Öğrenci numaralı nokta map diyorum. Bu map benden bir parametre bekleyen ve sonrasında da bir fonksiyon. Yani her bir döngüde şu parametrenin içine ne gelecek? Aslında o an gezdiğim öğrenci numaralarındaki eleman gelecek. ÖGR no. Sonrasında da süslü parantez kullanalım burada şimdilik. Geriye de diyor ki bir eleman dönder. Ve bu eleman bizim ne olacak aslında? Öğrenci sınıfımızdan bir nesne olacak. Şu şekilde. Bu map bittikten sonra da ben bunu alıp bu çünkü iterable'da list diyerek listeye dönüştüreceğim. Ve de bu tüm öğrencilerin bu sefer ne olmuş olacak? Doldurulmuş olacak. ÖGR öğrenci buraya mesela parametre olarak gelen ÖGR no'yu kullanalım. Adı. Yani öğrenci 1 adı, öğrenci 2 adı gibi farklı farklı değerler olacak. Sonrasında da numara kısmına da direkt olarak ÖGR no'yu geçebilirim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir hata almıyorum. Gelin şimdi de bunu yazdırmaya çalışalım. Tüm öğrenciler nokta for each. Benim listemin her bir elemanında bir öğrenci nesnesi var. O yüzden parametre olarak o anki öğrenci gelecek bana. Ve ben bunu sonra print diyerek yazdırabilirim. Tamam. Print dedim. Öğrenci adı diyelim şimdilik. Sonrasında dolar süslü parantez kullanıyorum. Çünkü burada ne diyeceğim? O anki öğrencinin adını yazdır. Şimdi eğer burası düzgün bir şekilde olduysa ben ekranda şöyle ifadeler göreceğim. Öğrenci 43'ün adı, 46'ın adı. Gördüğünüz gibi 30 tane öğrenci nesnesini oluşturup buradaki listeyi atadım map kullanarak. Burada daha kolay bir yöntemimiz var. Şimdi ben bu öğrenci sınıfını oluşturduğumda aslında ne dedik? Bütün sınıflar object sınıfından türüyordu dedik. Ve ondan dolayı ki bunun yani object sınıfının bir toString diye metodu var. Ben bunu eğer overwrite edersem
kendime göre güncellersem, buradaki gibi öğrenci ad vesaire demek yerine ilgili nesnenin istediğim alanlarını yazdırabilirim. Yani mesela ben şu an öğrenci desem, hani ekranda o anki öğrenciyi yazdır desem ne olacaktır? Şurayı şimdilik silelim. Terminale gittim. Pardon. Bakın hani instance of öğrenci dedi. Sadece nesnenin kendisini verdi. Çünkü benim nesnemin içine bir sürü alan olabilir ve sen bunu yazdırmak istediğinde sistem, sen burada bunun adını mı yazdırmak istiyorsun, numarasını mı yazdırmak istiyorsun, onu bilemez. O yüzden buradaki bu toString metodunu genellikle overwrite ederiz. Ve derim ki eğer direkt olarak öğrenci nesnesini bu şekilde ekrana yazdırmak istiyorsan geriye, yani şuradaki ifadenin yerine şunu yazdır. Öğrenci adı dolar at ve numarası dolar no. Siz bunu bu tanımı yaptığınızda artık direkt olarak nesneyi yazdırmak istediğinizde buradaki ifade geriye döndürecektir. Çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi öğrenci adı öğrenci 28. Ya da şunu silelim. Daha güzgün olacaktır. Öğrenci 19 adı ve numarası 19 diye yazdırdı. Artık direkt olarak nesne üzerinden bilgilerimi yazdırabiliyorum. Yani nokta adı veya nokta no dememe gerek kalmadı. Şimdi ben bunu size bir daha bir tekrar etmek istiyorum ama burada bir düzenleme yapabilir miyiz? Hani buradaki gibi süslü parantezler yerine return'dan kurtulup şurayı şöyle yorum satırları içine alalım. Ben şu ifadeyi daha kısa bir şekilde nasıl yazarım? Hani zor geliyorsa ilk başlarda aslında şöyle yazıp eski yöntemle yazıp sonrasında süslü parantezleri kaldırırsınız ve return ifadesini silersiniz. Birebir aynı anlama gelecektir. Şurayı da noktalı virgülde silelim. Map dedik. ÖGR no'yu aldı. Öğrenci burada bitti. Şurada map'in bir tane parantezi eksik herhalde. Öğrenci nesnesini oluşturduk. Tabii artık fat arrow kullanmamız lazım. Şimdi burada ne oldu? Generate kısmını anladığınızı düşünüyorum. Generate sayesinde benim şöyle bir yapım oldu değil mi? Her birinde farklı farklı numaraları olan bir listem var. 40, 20 diye. Ve buna biz ne dedik? ÖGR numaraları. Bu bir liste. Numara. Sonrasında ben öğrenci, tüm öğrenciler diye bir liste oluşturuyorum. Ve bunu aslında bir şekilde generate ediyorum. Yani elemanları şu an için mevcut değil. Onu da kırmızıyla çizelim. Bu da içinde her birinde öğrencinin sadece numarasını veya sadece adını değil, öğrencilerin kendisini, yani öğrenci nesnelerini tutuyor. Ve burada şöyle bir yapı kurabiliyorum. Daha önceden farklı bir veri kaynağını, mesela buradaki öğrenci numaralarını alıp map dediğimde o işe yarıyor. Öğrenci numaralarını map dediğimde buradaki bütün elemanları gezecektir ve her gezdiği elemanı şuradaki parametreye koyacaktır. Yani mesela 30 değerini alıyor. Sonrasında bu 30 değerini de kullanarak şöyle bir nesne üretiyorum. Ve bu nesneyi üretip de sonra buraya numarası 30, adı öğrenci 30'un adı olan bir öğrenci nesnesini atıyor arkadaşlar. Yani bunun da yine Flutter kısmında çok güzel kullanımları oluyor. Şu an Flutter'ı bilmediğinizi varsayarak kafanızı karıştırmayacağım ama yapılan işlem bu. Bunu yaptı, buraya koydu. Sonra ikinci öğrenci numarasına geçti. Yine bu değeri kullanarak aslında yeni bir nesne üretti. Yeni bir öğrenci nesnesini alıp bu sefer de bunu buraya yazdı. Sizin yani buradaki listenin peki size'ı ne olacaktır? Burada verdiğiniz, kaynak olarak verdiğiniz öğrenci numaraları kaç defaysa bu metot o kadar çalışacaktır. Sizin burada 30 tane öğrenciniz varsa şuradaki tüm öğrenciler yapısında da, bu da tüm öğrenciler, tüm öğrenciler listesinde de 30 tane oluşturulmuş öğrenci nesnesi olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi aslında mesela bunu generate ile de yapabilir miydik? Şöyle bir düşünelim. Yapamazdık değil mi? Çünkü burada
indeks veriyor bana. Onun dışında gidip de farklı bir listenin içindeki elemanları vesaire vermiyor. O yüzden burada da map'i kullanmamız gerekiyordu. Umarım anlaşılmıştır. Zaten Flutter kısmında bunun kullanımını da göreceksiniz. Orada da tekrar üzerinden geçiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.